Evet, selamlar dostlar. Minecraft'ı bir de böyle yani Minecraft Dungeons'ı bir de böyle Lite'de çekeyim diyordum size. Bu arada dün biraz handheld modda oynadım oyunu. TV modunda biraz lag'lıydı bildiğiniz gibi. Handheld modda çok lag'lı değil. Hani handheld modda oynamak isteyen arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim. Bu arada PC'de loadingler çok kısa, efsane ama PC'de de oyunu biraz oynadım. Direkt göçtü böyle benim masa üstüne attı oyun. İşte bir eski PC'lerde böyle şeyler çok olurdu da neden oldu anlamadım. Ondan sonra pek açmadım oyunu. Xbox One'da güzel ama PC'de böyle anti-aliasing'i falan açabiliyorsunuz. Bayağı böyle ekstra grafik ayarları var. Böyle çok güzel gözüküyor. Ama tabii mobilite açısından Switch Lite'da yani Switch'te çok daha iyi olduğunu söylerim tabii ki de. Yani bu böyle bir gerçek bu. Bu arada Arjantin dükkanında oyun 28 lira olmuş ama Arjantin Store'a giremiyorsunuz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Brezilya ve Arjantin'in eShop'una girmek için vatandaş olmanız lazım. Bir zaten bir kod istiyor bildiğiniz gibi giremiyorsunuz. Neyse şimdi bayağı bir yansıma falan var. Hani şöyle bir değiştirme çalıştım kameradan görüntü ama biraz yansımam var. Yine size bir fikir verir. Ben de Light'ta sizle birlikte oynayacağım. Switch'teki save'imi buraya attım. Level 5 bir karakterim var. Şöyle bakın şöyle köpek kıyafetli falan. Şöyle biraz karartayım. Evet, şu anda daha iyi görüyor olmanız lazım. Adamımız bu. Biraz oyuna başlayalım şöyle. Light'ta böyle hani birlikte test etmiş olalım oyunu. Ona göre tavsiye edeceğim. Hani ben zaten oyunu sevdim ama hani basit bir oyun tabii. Hani bir Diablo ile kıyaslanamaz. Ama bugün Orkun Kayaalp'in videosunu izledim. O da şey demiş video oyuna. Bir çocuğum olursa Diablo'dan önce bunu oynatırım demiş. Gerçekten çok güzel bir şey. Düşünce çok güzel bir düşünce. Yani çok güzel bir cümle. Ben de öyle yaparım yani herhalde yani o şekilde Diablo oynatacaksam oğluma. Bu arada bakın acayip uzun loadingleri var ama PC'de çok kısa gerçekten hani güzel. Evet şimdi oyunu açtık. Şimdi oyunla ilgili dün bazı şeyleri fark etmemişim. Onları bir size söyleyeyim. Şimdi D-pad'den yukarı bastığımız zaman şöyle bir inventory geliyor. Inventory'de hani demiştim ya şu karakteri level'ın yükselttiğiniz zaman Enchant ya da Enhance pointleri geliyor. Onları silahlara veriyorsunuz ya. Peki silahını değiştirince ne yapacağım diye sormuştum hani kendi kendime düşünmüştüm. Dün öyle bir şey oldu. Yeni silah kullanmam gerekti. Ne yaptım biliyor musunuz? Mesela yapalım şimdi. Şu silah var ya mesela. Mesela bu silahı ben kullanmayacağım abi. Buna geçeceğim. Mesela böyle rare bir dagger buldum. Hani daha iyi olduğunu düşünüyorum diyelim. Alacağım ben bu silahı, sword'u. Bakın şurada salvage var. Yani parçala demek gibi bir şey işte. Yani tam anlamını şimdi aklıma gelmedi. Salvage var. Ona Y ile basarsam ne oluyor? Bakın Enhanced puanın bir yeri geri geliyor. 15'te altın geliyor. Bu şekilde yapabiliyoruz. Hatta hani birlikte yapalım bunu. Ben burada netlemeye çalışıyorum da. Bir de sallayarak oynuyorum. Şöyle arka plan biraz güzel olsun falan istedim ama şu anda dirseklerim şeyime dirseklerim dizimde. Biraz sallanarak oynuyorum ama ne bileyim en azından hani dün oyunun videosunu çektik. En azından böyle Light'ta video çekerken biraz arka planımı kullanayım dedim. Çünkü biliyorsunuz o dün evde değildim. Bugün eve bir uğradım. Light'la videoyu çekip çıkacağım zaten. Zaten neden evde olmadığımla ilgili sorularınız var. Bunları da yanıtlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin böyle bir vlog tarzı, odada vlog tarzı bir video yapacağım. Evet şimdi bunu şöyle bir parçalayalım. Bakın parçaladık. Parçalayınca ne oldu? Bir loading geldi tabii. Evet. Parçalık ve 1 point geri geldi abi. Enhanced pointimiz geri geldi. Ne yapacağım mesela ben şimdi bununla ilgili? Şuraya geleceğim. Bunu seçeceğim. Kılıcı. Ondan sonra bu kılıcı X'e basarak Enhanced yapacağım. Bakın. Bunda ne yapabiliyormuşum? Stunning yapabiliyorum. %5 şansımla stunning yapıyorum. Bir de şöyle sağ bastım. Şuradaki özelliği. Keskinliği artıyormuş. %10 daha çok damage verecek. Hani onu seçelim. Seçtik. %10 daha fazla damage versin. Ondan sonra geçtik. Bakın yeni kıyafetlerin falan var. Şöyle bir şey var. Rare'mış bu kıyafet. Bu arada şunlar var ya mesela artifektler. Artifektleri de cooldownları var. Onları kullanabiliyorsun. Mesela ben de böyle dün bir tane şeyden görevden şöyle bir artifek geldi. X'e bastığım zaman hop şöyle koşabiliyorum. Cooldown'u var. Böyle şimdi haritaya geçip bakın burada Blacksmith geldi. Burası zamanla gelişiyormuş. Burası benim kampım.
Bunlar training yapabileceğim dummy'ler diyebiliriz ona. Evet. Burası da böyle bir ev var burada, böyle güzel bir ev var. Şöyle ayarlayalım açımızda. Tamam, neyse orayı çok göstermeyeyim. Bir tane görev yapalım biraz. Oyunun light'taki performansını da görelim. Swamp'a bir gireyim böyle. Bu arada bakın bayağı bir yer açıldı. Oyun çok çok kısaymış ama bu tarz oyunlar, hack and slash oyunlar, baştan oynanabiliyor biliyorsunuz. Evet, loadinglere bakıyoruz. Evet. Burası biraz uzun. Hadi bakalım. Evet. Böyle bir intro. Güzel ya. Neyse geçeceğim. Oyuna bakacağız sonuçta. Tamam, bakın. Light da ne kadar tatlış. Yani uzandığın yerden şöyle netleyeyim. Evet, uzandığın yerden Minecraft'ı, yani Minecraft Dungeons'ı oyna, değil mi? Tabii diğer kılıç daha güzeldi de size şey göstereceğim diye, point geri almaya göstereceğim diye parçaladık. Bunu da şöyle oynayalım. Bu arada crossbow aldım ben. Üçlü atıyor şöyle. Eski okumu da enhance yapmıştık biliyorsunuz. Onu da böyle şey yaptım. Kırınca buna dayadım bütün şeylerini. Onun da böyle enhance'lerini. Böyle güzel oldu. Atınca şöyle ses çıkartıyor. Bak dikkat edin. Şimdi bir şu adamları atayım. Bak atıyorum şimdi. Böyle piyano ile bir ses çıkartıyor. Hop, artifact'imi kullandım. Evet. Good. Yani co-op çok güzel oluyormuş da oynama şansım yok. Belki de bir gün canlı yayında Xbox'ta veya PC'de co-op oynarım. Ne dersiniz? Ya, yakında zaten cross platform'a da çıkacakmış bu. Cross platform oynadığı zaman co-op daha rahat olur. Hop. Paf. İşte. Hani bu arada oyun 30 FPS galiba Switch'te. 60 değil. Onun da sebebini bilmiyorum, hani böyle yapmış adamlar. Çok ufak gözüküyor ya. Light'ta bu arada hani normal Switch'te bu kadar ufak değil. Çok küçük gözüküyor. Ben hani şu anda kameraya bakarak oynuyorum. Kör olacağım ya. Acayip şey. Acayip ufak yani, hani şöyle bir bakın ya, ne kadar küçük değil mi? Şu kafamı eğdim, şeyden bakmaya çalışıyorum, şu yandan bakmaya çalışıyorum. Çok ufak. Şöyle yaklaştırayım, biraz da şöyle bakın. Ben de ok gitmiş abicim ya. Dagger çok fena ya, çok tatlış. Şu şeyleri kıracağız. Brew dedi denilen şeyleri kırdı. Nereye gittim ben? Aa, ben aşağı düştüm. Aa, göremediğim için doğru düzgün. Aşağı yuvarlandık abi. Okumuz yok. Bu dagger'ı almak iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama. Hala ok yok. Ok olmasa da artifact kullanabildim. Bunlardan iki tane daha kıracağız. Var ya, göremiyorum yalnız. Şey de böyleydi ya. Torchlight 2 var ya. Torchlight 2'nin de ben demosunu indirmiştim. Şeye. Switch Lite'a. Torchlight 2'de minnacıktı. Göremiyordum hani. Switch Lite bazı oyunlarda böyle abi yani. Şu anda çok ufak. Ama gördüğünüz gibi performansında çok büyük bir sıkıntı yok.
Bence update ile çözerler. Dün zaten bunun çok üzerine durdum ben. TV modunda daha kötü çalışıyor. Handheld mod da iyi yani. Hani ona nispeten iyi. Elde oynamak için ideal zaten bu oyun. Evet. Şimdi buraları falan geçtik ya abi. Şurada bir yerde şey var. Ufak böyle bir mağara, dungeonımsı yer var. Evet, oraya girelim. Orada böyle boss gibi bir şey var. Onu da göstereyim size. Aşağı uçmadan önce. Evet, burası. Girdik. Evet. Burada Enderman diye bir adam var. Kaybolup çıkıyor tekrar. Enderman eğer Minecraft'taki bir şeyse, dediğim gibi dün de demiştim videonun, bilmiyorum Minecraft'ta, o kadar şey yapmayın hani. Enderman Minecraft'ta var abi, sen niye bilmiyorsun demeyin. Bakın ekran böyle bir şey oldu. Slenderman gibi bir şey. Bu arada sandık, domuz mu? Evet, adamı kestik. Bu arada çok yansıma var ama size bu videoyu yapacağım söz vermiştim. O yüzden çekiyorum. Normalde hani çok yansıma var ya. Şöyle yapayım bari. Evet. Zaten görev bitti, bitecek. Özetle videonun özetini bir yapayım. Bence bu oyun Switch'te oynanır yani. Yani eğer PC'niz varsa PC'de oynayın tabi, ama elde oynayacağım ben derseniz, benim gibi çok mobilim derseniz, Switch'te gördüğünüz gibi handheld modda güzel çalışıyor. Aynen böyle, bu oyun Lite'da böyle çalışıyor. Bu arada pause yapınca oyun devam ediyor. Ölebilirsiniz. Ben geçen yaptım, öldüm. Siz de sakın benim gibi yapmayın. Bakın pause'da oyun geri şey duruyor. Böyle de yapınca şey yapıyor. Neyse, o zaman kampa dönelim abi. Bu görevi ben sonra kendim bir araya yaparım. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.